Bugün güzel bir buluşmadayız. Gerçek ihtiyaçları karşılayan ve doğru işleri sunan bir andayız. Keşke memleketimizin her anında gelişmeyi, iyileşmeyi, düşünce dünyasını, edebiyatı, kültürü, sanatı, teknolojiyi, endüstriyi konuşabilsek, Türkiye'nin gündemi bunlarla dolu olsa, işte o zaman gerçekten ülkemizin geleceğinin daha emin bir süreci oluşturduğunu, sağladığını hissedebiliriz. Ama ne yazık ki gündemimiz, ama ülkemizin, ama şehrimizin, ama insanlarımızın gündemi çok üzücü ve tabiri caizse boş işlerle dolu. Az önce rahmetli Semih Hanım'ı dinlerken Mahir Polat arkadaşımızın ifadeleriyle düşün dünyamızın aslında ne kadar kıymetli insanlara sahip olduğunu, kadınıyla erkeğiyle aslında bugün var olan toplumun geçmişinde ayak izleri olan muhteşem bir kitleye sahip olduğumuzu bize gösteriyor. Geçenlerde yine İstanbul Kitapçısı olarak bastığımız 40 Kadın diye bir kitabı elime aldıkça böyle 7-8 hanımefendi hayatını okudum orada. İsmi bilinmeyen, yani çok fazla bilinmeyen, vatandaşlarımız tarafından idrak edilmemiş, tanışmamışlar ama baktığınızda muhteşem kahramanlar var aslında ülkemizin geçmişinde. Bazen o kahramanların yerini alan boş kahramanlar da olabiliyor. Umut ederim ki şahsen bu güzel, bu kadim kente hizmet eden bir belediye başkanı olarak milletimize gerçek anlamda fayda veren ve hizmetleriyle iyi anılan ve geçmişte bu güzel insanlara layık bir insan olmayı her zaman dua ediyorum ve kendi ruh halimde bu süreci yakalama konusunda da büyük gayret içerisinde oluyorum. Bugün özellikle bu güzel kütüphanemizin isminin Samiha Hanım tarafından, ailesi tarafından kabul edilip Samiha Hanım'ın isminin burada yaşatılması bizi elbette çok çok mutlu etmiştir. Ve kütüphaneler çok önemli. Hayatı değiştirdiğini ben yaşadım. Bir kere kendi hayatımı değiştirdiğini ifade etmek isterim. Kitap, kültür, eğitim, bilgiye erişmek, bilgiyle buluşabilmek. Hayatta en sıkıntı hissettiğim anda kitapla dost olabilmeyi başarabilmek ve orada size açılan yeni pencerelerle, yeni ufuklarla aslında zenginleştiğinizi hissediyor ve sizi meşgul eden bir kısım kısır döngü ya da kısır gündemler var ise de onlardan sıyrılıyor ve dünyanın o zengin, o büyük açılımına kendinizi bırakıyorsunuz. Bu sefer çok verimli, çok daha bambaşka bir sürece evriliyor yaşamınız. O bağlamda benim yaşamımı değiştirmiştir. Daha önce görev yaptığım ilçemde ciddi sayıda kütüphaneyi çocuklara, gençlere, yetişkinlere kültür sanat alanlarını kazandırmayı hedeflemiştim. Bunu sadece belediye başkanlığı dönemimde değil, iş insanı olarak da, siyasi ilçe başkanı olarak da görev yaptığım, hayatımı devam ettirdiğim dönemlerde bir okul ziyaret ediyorsam ilk sordum buranın bir kütüphanesi var mı diye sorar ve elimden geliyorsa, gücüm yetiyorsa o tür mekanları hediye etmeyi ya da kazandırma konusunda işbirliği yapmayı ilke edinmiş birisiydim. Bugün de görevi devraldığımız günden bugüne kütüphane sayısını 2 katından fazlaya, neredeyse 60'a doğru giden bir hızla devam etmemizin açıkçası gururu bende var şu anda. Arkadaşlarıma bu niyetimizi gerçeğe dönüştürdükleri için ve her noktasında İstanbul'umuzun her noktasında gerçekten geleceğe dönük burada bulunup buradaki o atmosferi hissedip
hırsını ya da bir takım hayata dair beklentilerini doğru rehberlerle, doğru ışıklarla, bilginin içerisinde doğru bir yön ile çizmeye gayret eden çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekteki yaşamlarında buraların izleri, anıları büyük olacak. Şimdiden onu hissediyorum ve gerçekten kayıt altına alamayacağımız ama ülke olarak faydalanabileceğimiz nice mucizeleri belki de buralardan geçen çocuklar, gençler bize yarın kazandıracaklar. O bakımdan bu adımların ne kadar büyük adımlar olduğunu ben görebiliyorum, hissedebiliyorum. İyi ki böyle bir yer açtık. İyi ki böyle kıymetli bir ismimizi, aydınımızı burada hep beraber insanlarımızla buluşturduk. Bundan dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda tabii burada bir psikolojik danışma merkezimizin de açılıyor olması önemli. Zira psikolojik danışma merkezleri üzücüdür ki yoğun bir kent İstanbul'un ve yoğun gündemi olan ülkemizin insanlarının şu an en çok ihtiyaç duyduğu sağlık alanlarından bir tanesi. Bu noktada özellikle sayısının arttırılmasını istiyorum. Çünkü nereye gitsem, vatandaşın arasına karışsam, pazarda, çarşıda, bir kalabalıkta insanlarımızın ama kendileri için, ama çocukları için, ama aileleri için talep ettikleri bir ihtiyaç. O ihtiyacı karşılama konusunda da adımlar atıyoruz ve burada da böyle bir merkezin oluşmasını sağlamış oluyoruz. Sayısını arttırdığımız bu tür alanlar İstanbul'umuzun iyileşmesine de katkı sunuyor. Burada az önce Mahir Bey kardeşimin ifade ettiği gibi burada psikolojik danışma merkeziyle aslında kütüphanenin yan yana gelmesi bence iyi bir buluşma. Çünkü her birinin tıbbi iyileştirici tarafı olduğu kadar diğerinin de ilmi bir iyileştirici tarafı söz konusu. Bu yönüyle bizim için yine değerli. Burada tekrar ifade edeyim, çok kıymetli bir alana açtık. Samiha Ayverdi'nin değerli torunu, hanımefendi eşi, kıymetli kadın derneğinin de aynı zamanda başkanısınız değil mi hanımefendi? Ben onu da ifade edeyim. Çünkü bu işte Kubbe Altı Cemiyeti Vakfı gibi bu derneğin de geçmişte kurulmasına katkı sunan bir ismin burada yaşatılmasını sağlıyoruz. Mutluyuz. 1000 metrekarelik bir alanda böyle bir hizmeti Bayrampaşa'da vatandaşlarımıza buluşturduk. Vatandaşlarımıza Bayrampaşa'da oldukça güzel işlerde sunmuştuk daha önce. Çok kıymetli bir kız öğrenci yurdumuzu kazandırmıştık. Muratpaşa'da bir kapalı yüzme havuzunu kazandırdık. Zeminaltı otoparkı var. Yine Pazar Caddesi'nde yine bir başka zeminaltı otoparkı açtık. Sağmalcılar'da Yuvamız İstanbul Mahalle Evi, Bölgesel İslam Ofisi, Enstitü İstanbul ve İSMEK hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Altın Tepsi İtfaiye İstasyonu'nu daha önce açmıştık. Yine Kartaltepe'de zeminaltı otopark ve inşaatı, cami inşaatımız da devam ediyor. Bu anlamda şunu gururla söyleyebilirim. İstanbul'umuzun her ilçesine eşit bakan ve o bakış açısıyla da İstanbul'a güzel hizmetler veren siyasi parti kavramına bakmaksızın, ki zaten siyaseti bir araç değil de amaç haline getiren insanlar bir memlekete hayatı zehir ederler. Biz ise siyasete, siyasi parti süreçlerine hizmet için, memleketi için araçtır gözüyle bakan insanlarız. Amaç edinen insanlar siyaseti her şey, partiyi her şey, hatta işte bugün geldiğimiz noktada parti devleti ve parti her şey demektir anlamına gelir. Bu devleti ne yazık ki sıkıntıya uğratır. Halbuki biz asırlardır süren bir devlet geleneğine sahip millet olarak buna şiddetle karşıyız. Esas olan devletimizdir, esas olan milletimizdir. Onu hep birlikte ayakta dimdik tutacağız.
Bugün burada önceki dönem milletvekilimiz Süleyman Çelebi beyefendi olsun, kıymetli Deva Partisi İl Başkanımız bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyor sağ olsun. Siyasi partilerimizin ilçe başkanları, temsilcileri, siyasi partilerimizin insanları burada, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasiden dostlarımız ve Bayrampaşa'nın güzel muhtarları ve hemşerilerimiz bizimle. Her birisini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her ne kadar kütüphaneleri açarken fazlasıyla çocuklarımızdan ve gençlerimizden bahsediyor olsak da buranın en az onlar kadar yetişkinlerimizin yeri olduğunu, buradaki külliyatı, buradaki kitapları lütfen onlar da hayatlarına soksunlar, değerlendirsinler. Gerçekten bilgi sahibi olmayanın fikir sahibi olmayacağını bilen, hisseden topluluk olursak işte o zaman doğru kanaatler, doğru kararlar hepimiz tarafından oluşturulur diyeyim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bu güzel anımız hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. İşte rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Otur, güzel otur. İyi misiniz? Seçtin mi gerçekten? Evet. Başlayacaksın yani. Tamam, harika. Böyle mi geleyim? Oturdum ben. Evet. İyi misiniz? Yakın mıyız buraya? Evet. Sayın. Evet. İyi. Altı terası mahallemiz. Çok iyi. Çok iyi. Cevat Paşa, altın tepsi mahallemiz. Altın tepsi denince aklıma sporcu geliyor. Alt tepsi gelince böyle güzel kızlar geliyor, yakışıklı erkekler geliyor. Bir de şey geliyor, böyle çok başarılı öğrenciler. Denk geliyorum sağda solda. Yolunuz açık olsun. Nerede okuyorsun? Esenler'de okuyorum. Amiral Mehbisi Yardım Anadolu Lisesi'nde. Başarılar. Sen? Ben de aynı. Aynı okulda. Ha, güzel. Sen? Evet, kütüphane bu başarılarınız da size yoldaş olsun. Arkadaşlarınıza teşvik edin burayı. Aynı zamanda burada var olan düzeni siz büyütmeye gayret edin. Ben her gittiğim kütüphanede söylüyorum. Her noktamızda söyleşi, etkinlik, yani sizin de arzu ettiğiniz, tanışmak istediğiniz bir yazar olabilir, getirebiliriz. Bura olmaz, başka bir noktamızda olur, oraya eşlik edebilirsiniz. Gerçekten kütüphanelerden, kitaptan çok beslendim, çok faydalandım. Eğitim yaşamım kadar o alandaki geçirdiğim vakit bana katkı sundu diyebilirim. Tabii ki burada sınavlarınıza çalışacaksınız, derslerinize çalışacaksınız, hatta birbirinizi motive edeceksiniz. Bu var. Ama bilin ki işin böyle bir tarafı da var, onu da ihmal etmeyin. Tabii zaman biraz değişti, hızlı bir bilgi erişimi var internet üzerinden, elinizdeki cep telefonlarından. Onu anlıyorum ama onun da yetemediği, daha kalıcı. Bilgisayardaki bilgiler böyle biraz şey gibi, film şeridi gibi. Bugün alıyorsunuz, yarın tüketiyorsunuz, öbür gün unutuyorsunuz. Hani öyle bir şey ama mesela kitaplarda oluşan temel sizin ruhunuzda kalıyor. Onun için doğru bilgilere, doğru derinliklere dalmanızı, ulaşmanızı isterim. Mekanımız hayırlı olsun hepinize. Çok kıymetli bir hanımefendinin ismini koyduk buraya. Cumhuriyet tarihinin ilk döneminde, Osmanlı Cumhuriyet geçişi döneminde düşünce dünyasına katkı sunmuş bir kadın. Dolayısıyla kadınlardan da beklentisi bu ülkenin çok yüksek. Zaten oradaki beklentiyi cinsiyet eşitliğini sağladığımızda ülkemizin önü çok daha açık olacak bir durumdayız. Şu an istediğimiz düzeyde değil. 100 kadının 35'inin emeğini hayata gerçek anlamda katabiliyoruz. Bu öyle değil. Bu erkeklerde onun iki katına yakın. Halbuki eşitlemeli ve kadının da emeğini katmalıyız. Buna buradaki centilmen erkekler de en az benim kadar inanıyordur diye düşünüyorum, değil mi? Evet, harika. Peki, var mı isteğiniz, iletmek istediğiniz? Ozan fotoğraf çekilmek istiyorum, açık söyleyeyim. Kolay ya. Ozan. Ha, sen mi? Gel Ozan, evet. Tamam. Gel Ozan. Şey yapalım, fotoğrafı şöyle yapalım. Biz komşusuz, sen de öğrenciyim. Aslan imkanı. Nasıl sahibim? Üniversitelere verdim. Nerede okumuş? İTÜ'de okumuş.
bayılıyorum. Başarılar dilerim. Yolun açık olsun. Güzel. Var mı yapabileceğim başka bir şey? Yok. Teşekkür ederim. İyi bak kendine. Çocuk psikoloğu arkadaşımız çok burada iyi. Hizmet verecekler. Bu yıl sonuna kadar da 6700 kişiye hizmet vermeyi burada planlıyoruz. Çok iyi. 2022 itibariyle de toplamda 150 bin kişi İstanbul genelinde biz hizmet verdik psikolojik danışmanlık. Yani önemli bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. Her yerde dinliyorum. Bazen geliyor kulağıma insanlar, başkanım diyor ki bizim psikoloğa gidemiyoruz. İşte çocuğum var, eşim var. Evet. Öyle bir durum yani. Hani ülkenin de biraz durumunu gösterir bir durum ama neyse psikologlara ihtiyacımız evet. var. Size de başarılar dileriz. Güzel hizmetleriniz olsun.